Türkan Hanımcığım, ya buyurun. Sizin gelin 18 yıllık gelinim diye cümleye başlıyor. Ama 18 yaşından bile küçükmüş gibi davranıyor. Burada narenciye şakaları, size tuzlu kahve şakaları. He, hani sokakta doğru düzgün yani ağır bir gelin gibi yürümüyor ya. Biz ondan hiçbir şey görmüyoruz. Göremezsin çünkü Merve 18 yıllık gelin gibi değil. 15 yaşındaki çocuk gibi. Yani sizin gelin eşiyle de mi böyle? Eşim oturlaktır ama bu çocuk gibi olunca o da mecbur kalıyor ama bazen uymaya. Gidiyor dışarılarda gezmeye, hala el ele dolaşıyorlar. Bir kadın, yaşın kaça geldi senin? 18 yıllık evli kadın, erkek önden gider, kadın bir adım arkadan gitmesi lazım. Boyuna beraber kızın oldu. Türker Hanım. Buyur canım. Bir yanlışlık var galiba. Canım o onun kocası el ele de yürür, kol kolu da girer, sarmaş dolaş da yürür. Kimini ya? Kocası diye her yerde aynı olmaz. Bizim aynı. Adetlerimiz nedir? Yakışmaz. Erkek önden bak. Gider, kadın bir adım arkadan gider. Ya çok şaş... Bir dakika ya, o kadar şaşırıyorum ki Allah aşkına. Kayınvalidenin anlattıklarına bak, şu başına bugün taktıklarına bak. Gelinin nesi var Allah aşkına? Ben şimdi tamam Merve'ye kızıyorum. Ama bir gelin el ele kocasıyla yürüdü diye bunun neresi abes? Siz nasıl bunu desteklersiniz? Tamam da yani oğul önde yürüsün, gelin arkada yürüsün. Erkek yani, bir adam önde değil ya. Ay ne saçmalık ya. Bence erkek ve kadın asla eşit olamaz. Erkek her zaman için bir adım öndedir. Çok yani yanlış. Merve, şimdi, Merve bir adım arkada gelse ne olabilir yani? Erkek ve kadın olarak birbirimizden üstünlüğümüz yok ama insan olarak birbirimizden üstünlüğümüz var. Ben bir kere bunu kesinlikle kabul etmiyorum. İnsan insan olmalı önce. Merve'nin eşinin elini tutarak birlikte yürümek istemesi hiç de abes değil. Tamam. Bence yapabilir. Şimdi siz yeni, burada bir erkeği dakika, bir dakika nasıl ön plana çıkarıyorsunuz? Bir dakika ya. Yeni evli olsa, bir yıllık evli olsa hadi diyeceğim ki tutuşmuş, el ele gitmiş. Hayır ya, 18 yıllık evli bunlar. Ne alaka? Ya Semin Hanım, bir dakika. Boyu beraber kızı var artık. Ya Semin Hanım, 70 yaşında karı kocaları biliyorum ben, el ele sokakta yürüyorlar. Aa, onlar. Sen ne konuşuyorsun onlar ya? Onlar gösteriş yapıyordur. Gösteriş yapıyordur. Kızlar neymiş, saçları sarı yapacakmış. 10 santim topuklu ayakkabılar varmış. Beyaz pantolonlar giyecekmiş. Olur mu böyle? Onun yaşı kaça geldi? Merve çocuk mu? Merve büyüdü artık. 18 yıllık evli. Yani doğru söylüyor. 10 santim topukluyu ancak özel günlerde, düğünlerde giymesi gerek. Sokakta bir, değil. Bir şey soracağım. Buyur canım. Kocası bir şey diyor mu bu olaylara? Vallahi ben tasvip etmiyorum. Kocası da özellikle uyduruyor ama seni o da geç. O da bekliyor. Kocası izin veriyor mu? İzin vermeye çalışıyor yani. O da Merve'yi korkutmuş kocasını da. Türkan Hanımcığım. Diyorsunuz ya. Anne evinde görmeyebilir. Veyahut da sana geldiği zaman ilk zamanlar görmeyebilir, değil mi? Bu doğal. Kocasının evine geldiyse görecek, yapacak, özlediği her şeyi yapsın. Ben mesela bundan yanayım. Özledikleri her şeyi koca evinde yapsınlar kardeşim. Yalnız ben bir kez daha kendimizi çok ayıpladım kızlar. Bu kadar uykucu bir kadına nasıl bu kadar altını kaptırdık? Ne ara ya, uyandı da kazandı bu altınları, ben ya, şaşırdım ben yani. Gerçekten eğer ki ben uyuyarak bu işleri yapıyorsam helal olsun bana ya. Gerçekten Hatice, bu sefer ben de seni takdir ettim. Helal olsun, ben uyuyarak iş yapıyorsam bir şey helal olsun. Sen bu kadar uyumayla lezzetin kraliçesi değil, uykuların kraliçesi olursun ancak. Ya onu uyuyan güzel deniyor tatlım da, gerçi ben her işi demek ki uyuyarak da olsa yapabiliyorum, sizin o yeteneğiniz bile yok. Arada uyurken bir bilezikleri görüyor, sonra uyanıyor. Rüyasında mı görüyor acaba? Rüyamda görüyorum, gerçekte de sahibi oluyorum işte, bu kadar yetenekliyim ben. Ama o Hüsniye Karabulut'un benden çekeceği var bugün, bu saatten sonra. Ya serviste uyuyan kendisi, herkes uyuyor. Ya beni gitmiş sadece uyurken çekmiş ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi tabii sen haklı olarak uyuyabilirsin, sıkıntı yok. Beni buraya halk seçtiği için benim uyuma imkanım bile. Allah'ım, halkın sesi rahat. Neredeyse konuştu. Günde iki saat ya uyuyorum ya uyumuyorum. Lütfen seyircileri. Gerçekten. Sen yine şanslısın. Ya pardon, radyonuzun ayarlarıyla oynamayınız. Çünkü halkın sesi konuşmaya başladı. Hatice gerçekten çok şanslısın. Ben gibi olsan omzunda inanılmaz bir yük olurdu.